ücretler kat kat artarken belediyelerin gelirleri artmadı. Neden artmadı? Ve bunlardan dolayı belediyeler SGK'ya ve vergi dairelerine ödeyemez hale geldiler ve borçlandılar. Sorumlusu belediyeler değil, sorumlusu bu ülkenin ekonomisini kötü yönetenler. Ve o gün onlara sebep olanlar bugün sanki hiçbir suçları yokmuş gibi, belediyenin hatasından kaynaklanıyormuş gibi kalkıp bunun üzerinden belediyelere ekonomik bir zulüm uygulamaya çalışıyorlar. Ekonomik zulüm uygulamaya çalıştıkları kurumlar halka hizmet eden kurumlar. Yaptıklarını çok ayıplıyorum. Yani devletin millete hizmet eden kurumlara yardımcı olmak yerine onlara ekonomik zulüm uygulamasını kınıyorum açıkçası. Ve bunu bir de kalkıp da sanki israf edilmiş gibi bundan dolayı böyle bir durum yaşanıyormuş gibi ifade etmeleri de tamamen yalan. Belediyelerin SGK borçları, devlete ödemesi gereken vergi ve SGK borçları devletin alacaklarının sadece %1'i. Sadece %1'i. Bu kadar küçük. %99'undan bahseden yok ama sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler özellikle çalışmasın diye halkın gözünde onları karalamak için yalanlarla belediyeleri suçluyorlar. Kınıyorum bunu ve tekrar söylüyorum. Milletimiz Türkiye'ye ekonomik krizi yaşatanları, bugün bu yoksulluğu yaşatanları, insanlarımıza bu işsizliği yaşatanları hatırlasın. Hiçbir zaman unutmasın. Belediyelere değil, onlara sebep olanlara bakacaklar. Körfez'le ilgili konuya gelince, Sayın Cumhurbaşkanı da belli ki bizim İzmir'in AK Partili siyasetçileri bizim burada yaptığımız çalışmalardan hiç bahsetmiyor. Bahsetmedikleri için de Sayın Cumhurbaşkanı bizim burada şu anda Körfez için yaptığımız çalışmalardan anlaşılan bir haber. Ondan dolayı böyle söylüyor, olmalı diye düşünüyorum. Çünkü daha yeni tarama çalışmasını başlattık, bizim görevimiz olmadı halde. Dördüncü faz inşaatı son hız devam ediyor, yakında bitireceğiz. Bizim yaptığımız tamamen kendi kaynaklarımızla yaptığımız çalışma. Yağmur suyu ayrıştırmaları dahil İzmir'in dört bir köşesinde altyapı ile ilgili çalışmaları bir taraftan yapıyoruz, bir taraftan yakın gelecekte daha yoğun yapmak üzere planladık. Bu arada da ne rica ediyoruz? Hazineden para istemiyoruz, devletten para istemiyoruz. Demiyoruz, bize zaten vermiyorlar da hani bu devlet para versin. Ama yurt dışından kendi bulduğumuz, kendi yaptığımız ön anlaşmalarla alma için anlaştığımız krediler için mevzuat gereği mecburen hazinenin bir onayı gerekiyor. Hazinenin garantisi de gerekmiyor. Hazinenin kefaletini de istemiyoruz. Onlardan istediğiniz madde hiçbir şey yok. Kendi bulduğumuz krediye kanun böyle. Kanun diyor ki bunu hazine onay verirse kullanabilirsiniz. Hazinenin onay vermesini bekliyoruz. Onu yaparlarsa zaten sorun olmayacak. Hani yapmasalar da inanın kendi kaynaklarımızla canımıza dişimize takacağız. Bu artık İzmir'in onurudur. Bize atılan bu iftiraların altında kalmamızı hiç kimse beklemez. Böyle bir şey olmayacak. Biz İzmir Körfezi'ne de, İzmir'in tamamına da, Türkiye'ye de sahip çıkacağız. Ve halkımızın ihtiyacı olan o hizmeti onlara yapacağız. Gereken neyse hepsini yaparız. Birileri, İzmir'in AK Partilileri, Cumhurbaşkanı'na doğru bilgi versin. Yoksa ben mektup yazacağım, kendisine anlatacağım. Öyle görünüyor.